Ve veda zamanı. Bu akşam anlatacağım hikaye bir aslında doktorun ağzından. Tıp fakültesini yeni bitirmiş, pratisyen hekim olarak ilk görev yaptığım yere Kars'a bağlı Akyaka Sağlık Ocağı'na gitmiştim diyor hocam. Gençtim, bekardım. Küçük bir ilçeydi gittiğim yer. İlk gece bir eve misafir olmuştum. Tren istasyonunun da hemen yanında bir evdi. Akşam yemeğinden sonra çaylarımız gelmiş, sohbetler edilmiş. Üzerimde de yol yorgunluğu, geldiğim yeni yerin yabancılığı var. Saat ilerliyor, ağır bir uyku beni yavaş yavaş içine çekmeye başlamıştı. Şimdi ev sahibine de bir şey diyemiyordum diyor doktor. Bir müddet daha geçti, yine bir hareket yok, herkes olduğu yerde duruyor. Evin büyüğü olan hacı anneye sıkılarak, anneciğim ya size bir şey soracağım dedim. Sizin buralarda saat kaçta yatılıyor? Hacı anne, evladım dedi, treni bekliyoruz. Az sonra tren gelecek, onu bekliyoruz. Merak içinde sordum, trenden bir yakınınız mı gelecek, yani bir yakın tanıdık biri mi geliyor? Hacı anne cevap verir, hayır evladım, beklediğimiz trende tanıdık falan yok. Ancak burası uzak bir yer. Trenden buranın yabancısı birisi inebilir. Şimdi bu saatte yakınlarda ışığı yanan bir ev bulamazsa sokakta kalır. Buranın yabancısı biri geldiğinde ışığı yanan bir evi bulsun diye o treni bekliyoruz. Bu hikayeyi niye anlattım? İşte o teyze, o hacı anne, o biziz. Hepimizin DNA'sında bu var. O yüzden enseyi karartmayın. Bizim kalbimiz kocaman. Kocaman. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.